Evet, aslında güzel bir Ankara derbisi olduğunu söyleyebilirim başlangıçta. İyi bir mücadele oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Ama talihsiz yediğimiz iki gol. Son haftalarda maalesef bu tarz golleri yiyoruz. 8. dakika yanılmıyorsam 2-0 geriye düşmemiz bütün oyun planlarımızı bozdu diyebilirim. Çünkü oyuncularımız, biz, camia, taraftarımız geldi. Hep beraber çok motive olduğumuz bir maçtı. Gerçekten de öyleydi. Belki oyuncularım aşırı motivasyondan bu hataları yaptılar. İlk yarı özellikle. 2-0 olduktan sonra zaten çok gerildik o aşırı motivasyondan dolayı. Dolayısıyla ilk yarıyı çok verimli geçiremedik. İlk yarıdaki futbolu. Devre arasında oyuncularıma sadece şunu söyledim. Yani yenilebiliriz ama hani bu tarz bir yenilgi bize yakışmaz. Çünkü kontrolü kaybettik. Sarı kartlar görmeler, işte rakiple, hakemle kontrolü kaybettik. O arada devre arasında sakin olmamız gerektiğini, soğukkanlı olmamız gerektiğini ve hani Allah korusun yeniliyorsak da bunun bir şeklinin olacağına, yenilginin bile şekli önemli diye söyledim. Sağ olsunlar, onlar devre arasında dinlediler bizi. Çok soğukkanlı, çok sabırlı oyunu yönettiler. Pozisyonlara girdiler. Girdiğimiz pozisyonları maalesef işte Eskişehir maçı da aynı, bu maç da aynı. Değerlendiremeyince sonuç böyle oldu. Zaten 8. dakikada 2-0 geriye düşmek böyle bir şey yaptı. Dolayısıyla oyuncularıma söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani sahada mücadele etmeyen oyuncu görmedim ki. Yani anlamlandıramadığımız bir kısmetsizlik mi diyelim. Ne varsa bunun adını koyamıyoruz tabii. İlk yarıda 11 maçın 10'unu kazanan takım bu takım. Aynı takım. Teknik adam, teknik heyet bu teknik heyet. Yönetim bu yönetim. Değişen hiçbir şey yok. Değişen biraz kısmetsizlik. Yani bunun adını koyamıyoruz açıkçası. Şimdi maçtan sonra oyuncularım Kaptan Selçuk, Hakan ve Ahmet İnan, Bekir, Emre hepsi büyükler özellikle odaya geldiler. Hani biz onlara moral verdik biraz ama onlar da bize moral vermeye çalıştılar. Tabii 4'te 0 yapan bir takımın, şampiyonla oynayan bir takımın teknik direktörü olarak bu ruh halini kaldırmamız kolay değil tabii. Yani burada ne söylesek sonuç olmayınca ilk yerde mesela sizler de bu basın toplantılarında sık sık geldiğimizde 1-0 6 tane maç kazandığımızda oyunu çok beğenmediğinizi hep ifade ettiniz. Biz de ifade ettik. Ama sonuç almıştık. Ya futbolun gerçeği bu maalesef. Yani geçen hafta iyi oynuyoruz, bu hafta iyi oynuyoruz. Yani özellikle ikinci yarı maçı çevirebilecek pozisyonlar bulduk. Ama işte sonuç gelmeyince senin iyi oyunun hepsi, iyi oyunun, motivasyonun, bütün enerjin, her şey havada kalıyor. Dediğim gibi oyuncuların hiçbirine söyleyeceğim bir şey yok. Ayaklarına, ellerine, yüreklerine sağlık. Gerçekten maçı kazanmak için, çevirmek için, berabere bitirmek için her şeyi yaptılar. Ama olmadı. Artık önümüzdeki sürece bakacağız neler olacak. Sorusu olan. Var mı? Teşekkür Teşekkür ederim. Ali abi. Hocam, Osman hocam biraz ağır bir hitamda bulundu. Ne gibi? Ayuva yapılan sertlikle ilgili bunların organize olduğunu ifade etti. Organize mi? Yani biz de anlayamadık bu organize ama böyle bir düşünceniz var mıydı Ayuva üzerinde? Ya şimdi Osman Hoca bir şey söylemek istemiyorum ama bu tarz açıklamaları hep yapıyor yani. Ya bırak kardeşim 2-0 kazanmışsın. Yani o zaman şurada polisler var, organize suç örgütü. Biz oraya bildirdi, alsınlar bizi içeri. Yani böyle benim bir defa oyun tarzında Osman Hoca da ayrıca öğrencimdi Uşakspor'dayken. Ben asla bir oyuncuma git ona vur, işte sakatla ya da başka bir şey yap, organize, asla olmaz. Biz ilk yarıda demin de anlattığım gibi Ali abi kontrolümüzü kaybettik 2-0'dan sonra. Çünkü aşırı motive olmuştuk bu maçı kazanmaya. O iki tane talihsiz gol yiyince kontrolümüzü kaybettik. Yani böyle söylerse kabul ederim. Ama organize ederse ayıp eder. Ya yani bu ben
çok açık söyleyeyim yani. Osman Hoca bıraksın bu işleri ya. Bak çok güzel işler çıkarıyor gerçekten. Antrenman, maç performansı, güzel galibiyetler alıyor. Kendine hani benim haddim değil ama öğrencim olduğu için söylüyorum. Bize de böyle bir yakıştırma yaptığı için cevap hakkımı kullanıyorum. O Türk futboluna güzel şeyler sunmaya çalışsın. Bıraksın bu organize suçu. Yani bir defa söylediğin takımın başındaki adam Erkan Sözer'e böyle bir şeyin içinde asla bugüne kadar olmadı, olmamıştır da, olmayacaktır da. Yani yakışıksız. Yani hele 2-0 kazandıktan sonra. Ayuk tamam çok iyi mücadele etti. Durdurmakta zorluk çektik. Zaman zaman fauller yaptık. Bu bizim bir oyunumuzun planı parçası değildi. O yüzden Osman Hoca bu tarz açıklamaları yapıyor. Biraz öz eleştiri yapsın. Bence çok daha iyi yerlerde olması gerekirdi bugüne kadar. Bu tarz açıklamalardan dolayı belki aşağılarda kaldı. Acizane tavsiyem odur. Hocam, yeni transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi Ahmet Oğuz ve Yasin cezalıydı. Selçuk ve Nobre sakattı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla şimdi yabancı hakkımızı önde kullanmak için Barış'ı oynattık. Maç eksiği var Alanyaspor'dan aldığımız. Erdem'i oynattık. Onun da zaten Ankara Gücü son maçında oynamıştı 90 dakika ama geçen hafta konuştuğumuzda bayağı eksiği olduğunu, antrenman eksiği olduğunu, 20 gündür antrenman yapmadığını, onu da hazır olmadığını ama Ahmet Oğuz'un cezalı olduğu bir maçta oynatmamız gerekiyordu. Dolayısıyla hem ben yani sakatlara, cezalara bağlamayacağım bu işi. Stanko gayet iyi performans gösterdi. Barış'ta, Erdem'de. Yani yine tekrar ediyorum. İsim isim gitmeyeyim. Gerçekten sahada her şeyini koyan, özellikle de ikinci yarı. Yani takdir ederseniz her şeyin bütün terlerini çimlere akıtan bir gençler birliği vardı. Olabilir bu mağlubiyetler, olacaktır da. Hani artık ne kadar kredimiz varsa o kadarını doldurduk. Yani lig yeniden sıfırdan başlıyor. Biz 12 puan, 10 puan fark varken şimdi sıfırdan lig başlıyor. Dediğim gibi oyuncularıma hiçbir şey söyleyemem. Çünkü hani yediğimiz goller rakip böyle organize gelip attığı goller değildi. Talihsiz goller yedik. Dolayısıyla bu ben yine bunun altını çizerek söylüyorum. Aşırı motive olduk bu maçı kazanmaya. Çünkü ya soyunma odasında maça çıkarken inanılmaz bir atmosfer vardı. Ve A'dan Z'ye bütün oyuncularım elinden geleni yaptı. Yeni transferler de dahil. Son soru. Onları soracağım. Bir de önümüzdeki sürece bakacağız dediniz. Yönetimle bir görüşme mi yapacaksınız? Kafanızda bir plan var mı? Şimdi Hakan Erkan tabii demoralize oldu. İki tane üst üste gol yiyince. Biraz da talihsiz goller yedi. Ya o andaki ruh haliyle onu söyledi. Biz de devre arası onun kaptan olduğunu, bu tarz maçları çok yaşadığını ve asla böyle bir şeyin olmayacağını, toparlaması gerektiğini söyledik. Zaten özür de diledi. Tekrar devam etti. Sıkıntı yok. Nadir etkisizdi. Yani o da elinden geleni yaptı. Ama işte bazı oyuncuları bekliyorsunuz. Zaman zaman işte Sesenyon oluyor. Zaman zaman Nadir oluyor. Yani her oyuncuyu bekliyorsunuz. Çünkü Nadir çok önemli maçlar oynadı bize. Özellikle ilk yarının son 4 maçında önemli maç goller attı, kazandırdı. Maçlara kazanmasına çok büyük rol oynadı. O yüzden de bekliyorsunuz isteriz. Çünkü 2-0 geriye düşmüşsünüz. Yani kolay değil orada. Risk de aldık. Bekir'in yanına Sesenyon'u, sonra Nadir'i. Sonuçta Nadir de elinden geleni yaptı diyebilirim. Ama biraz daha düşük performansta kaldı kalmadı. Onu zaten öz eleştirimizi yaparız. Gelecek sürece yönelik ben yine söylüyorum. 4-0 4'te 0 yapan bir teknik adamın özellikle ülkemizde kolay değil durması. Ama ben burada şimdi maçtan sonraki ruh halimle daha doğrusu yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum. İnsanları zorda bırakmak istemiyorum. Gelişmelere göre yani yönetimle öyle görüşeceğiz diye bir planımız, programımız yok.
Ama şunu söyleyeyim, başta Kaptan Selçuk Hakan, Bekir Emrullah, Ahmet İlhan, sadece şu odama geldiler, teknik direktör odasına. Şunu ilettiler, hani bilmenizde fayda var. Ha, ben bunu söylerken futbolcuların ardına sığınıyorum gibi bir şey çıkmasın. Ben her zaman ne isteniyorsa, ne gerekiyorsa yapmışımdır. Bu gençler bir takım içinde her zaman yaparım. Ama şunu söylediler bana, basın toplantısından ne olur hiçbir şey söyleme. Biz 11'de 10 yapan takım biziz. Bizi, bu takımı kuran da sensin. Buralara kadar da hep beraber geldik. İnşallah bu bir yerden döndüreceğiz bu işi. Biz yine şampiyon olacağız ama seninle şampiyon olmak istiyoruz dediler. Bu beni tabii bayağı bir duygusallaştırdı. Her teknik adama nasip olmaz böyle bir oyuncu grubu. Onun için şimdi onlara söz verdim. Hiçbir şey yapmayacağıma dair şu anlık. Ha, sonra gelişmeler ne olur ne biter bilemiyorum. Şöyle bir şeyde de pozisyonda da kalmak istemem. Ya 4'te 0 yaptı. Hala duruyor orada. Pozisyonda da açıkçası durmak istemiyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Hani bu takım sezon başından beri hep beraber geldik. 21 maç değil mi yanılmıyorsam? 21 maçtır beraber geldik. Son 4 maçı talihsiz bitirdik. Ama bunları konuşmak için şu platformu şu anda uygun görmüyorum. Çünkü ağzımdan çıkacak her söz her yere çekilebilir. İnsanları, oyuncularımı kendimi zorda bırakmak istemediğim için bu soruya böyle bir cevap vereyim dedim. Biz de son bir soru alacağız. Tamam. Sizin görmediğiniz, bilmediğiniz başka bir konudan var mı? Ya futbolcular arası var mı? Çünkü bunlar isterseniz bir konuda görmeye başlıyoruz. Yani görmediğiniz, bilmediğiniz başka bir sorun var mı? Yok, asla. Özellikle ekonomik yönden yönetimimiz her türlü vecibelerini yerine getiriyor. Bu konuda sıkıntı yok. Hatta yeni transferlerimiz geldiğinde şunu dediler ki, burası çok güzel bir kulüp. İşte tesisleriyle, kulübüyle, ne bileyim personeliyle, yönetimiyle, oyuncu grubuyla, hani bizi de kattılar içine. Çok, özellikle yeni transferlerimiz bunu söylemesi de önemli. Asla, tabii ki Gençlerbirliği'nin bu sene şampiyon olması gerekiyor mutlaka. Gelecek açısından gerekiyor. Ama şu anda ne maddi ne de manevi olarak asla kulüpte bir problem yok. Daha önce de söyledim. Yani kaos yok. Ama anlamlandıramadığımız bir maç kaybetme sırasına girdik. Hani ben Bülent senin dediğin gibi hani böyle bir işte oyuncuları içeride şey görsem ne bileyim biraz hani bu tamam şimdi 5-6 tane oyuncu geldi ama gerisi 27 kişi. Ama şunu söyledi kaptanlar, onların sözcüsü olarak bütün oyuncu grubumuz, hocamız yani ani açıklama yapmasın, biz bu işi hep beraber düzelteceğiz gibi bir yaklaşımla geldiler. Dolayısıyla o yüzden çok keskin bir açıklama yapmak istemiyorum ama hani bu da senin soruna cevap diye düşünüyorum. İçeride hani bölünme, işte ayrımcılık ya da grupçuluk bir şey olsa bu zaten olmaz. Ben yıllarca takımlarda çalıştım. Pek böyle bir şeye rastlamadım. Oyuncuların bize gelip bunu yapma demesine. Çünkü oyuncular çok karışmaz böyle şeylere. Ama bizim oyuncularımız sorumlu oyuncular. Verdiğimiz 7 aydır, 8 aydır emekler var. Onları göz ardı etmeksizin böyle bir yaklaşımla geldiler. Onun için şunu çok net söyleyebilirim. Ne maddi ne manevi kulüpte hiçbir problem, yönetimsel bir defa hiç problem yok. Çok rahat çalışıyoruz. Asla işimize müdahale yok. Yani eğer öyle bir şeyler de kastediyorsan geçen sene Gaziantep'te çok nasıl çalıştıysam huzurlu. Daha önceki takımlarda da tabii. Burada da hiçbir müdahale yok. Sadece dediğim gibi giden kötü bir süreç var. Hani dik durmak lazım. Dik duracağız demiyorum. Dik durmak lazım. Ama ne olur
gelişmeler ne olur bilemeyeceğim şimdi. Yani ben oyuncularıma söz verdim. Burada farklı farklı aykırı açıklama yapmak istemiyorum açıkçası. Var mı? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herhalde fark ettiler bazı şeyleri o kadar sarı karttan sonra. İkinci yarı daha dikkatli oynadılar. Oyuncumuzu kum torbası yapmaktan vazgeçtiler. Tabii ki oyunun içerisinde biz ilk yarı çok doğru bir duruş gösterdik. Rakibe ilk yarı itibariyle net bir pozisyon bile vermediğimizi düşünüyorum. Oyunu çok doğru idare ettik. Planladığımız gibi idare ettik. Sahada oyuncular paylaşımları çok doğru yaptı. Ve neticede iki golle öne geçtik. Bu avantajı ikinci yarıda da kullanmak için doğru işler yaptık. Ama ilk 15 dakika biraz dağınıktık. O sürede bir gol yiyebilirdik. Bir iki tane rakibin etkili pozisyonu vardı. Önemli olan bizim adımıza sahada kazanılan maçtı. Rakibe karşı, böyle iyi bir rakibe karşı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama ben oyuncu arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Haftalardır ortaya koydukları onurlu mücadele, sahadaki karakterli oyunlarından dolayı çok şanslı bir teknik adamım. Böyle bir oyuncu grubuna sahibim. İnşallah onların bu mücadelesi, bu isteği, bu arzusu devam ettiği sürece bu takım bu yolda ilerlemeye devam edecektir. Ben onlara teşekkür ediyorum. Gençler Birliği takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorusu var mı abi? Buyurun. Şampiyonluk şansı için ne diyeceksiniz? Yani 13 tane daha maç var. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Haftaya Karabük, arkasından 5 tane çok sert bir fikstürümüz var. O 5 maçlık süreçte ortaya çıkacak sonuçlar bizim adımıza hedef anlamında, şampiyonluk anlamında, Süper Lig anlamında bize ortaya koyacak bazı şeyleri. Biz her maça maç maç baktık şimdiye kadar. Hep çıkıp mücadele edip maçı kazanmayı düşündük. Maçları düşünmedik. Sadece önümüzdeki maçı düşündük. Ona göre konsantre olduk. Ona göre hazırlık yaptık. Planlarımızı hep ona göre hazırladık ve bunu doğru şekilde uyguladık. Çocuklar da sahada bunun karşılığını verdiler ve bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki çok mutluyuz ve devam ettirmek de istiyoruz bu galibiyetleri. Kolay olmayacak tabii ama ben bu çocukların bu inancı, bu gayreti, sahadaki bu mücadelesi olduğu sürece inşallah çok güzel günlerin bizim olacağını düşünüyorum. Başka soru var mıydı?